Değerli basın mensupları sözlerime başlarken meslek onurunu koruyarak görevini yapan vatandaşlarımızın haber alma hakkının hayata geçmesini sağlayan tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ülkemizde gazetecilik kolay değil. Her şeyden önce gazeteciler özgür değil. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Basın özgürlüğü konusunda Sri Lanka ile Sudan'la komşuyuz. Sadece sansürü değil otosansürü, sadece medyaya değil sosyal medyaya bile atılan kıskacı konuşur hale geldik. Demokrasimizin dördüncü kuvveti medyaya, Konya yolundaki yüksek binalardan nizam vermeye çalışanlar şunu hiç unutmasın. Hiçbir yönetim zulm ile payidar kalmaz. Yine bugün acı bir yıl dönümü. Basınımızın aydınlık yüzü, Atatürkçü bilim insanı ve yazar, Kıymetli devlet adamı Ahmet Taner Kışlalı'nın katledilmesinin yıl dönümü. Kendisi bu ülkenin çok önemli bir değeriydi. Ahmet Taner Kışlalı'yı saygı ve rahmetle anıyorum. Değerli basın mensupları, milletin halini görmeyen, sesini duymayan, kendi halkını unutmuş bir yönetim baskıyla, sansürle, yalanla, dolanla, akıl ve bilim dışı politikalarla ülkeyi idare etmeye, koltuğunu bırakmamaya çalışıyor. Yolsuzluğu, yasakları, yoksulluğu bitirme vaadiyle oy alanlar bu halka yolsuzluğun, yasakların, yoksulluğun daniskasını yaşatıyor. Milletin gözünde de, gönlünde de, gönlünden de düşen saray sosyetesi zulmünü her geçen gün arttırıyor. Ama bu toprakların irfanı zulmü artanın zevalinin yakın olduğunu çok iyi bilir. Meşhur sözdür. Halk kendi hükümetinden korkmamalı. Hükümet kendi halkından korkmalıdır. Halkın hükümetten korktuğu yerde tiranlık, hükümetin halktan korktuğu yerde özgürlük vardır. Ucube saray rejimi artık yolun sonuna yaklaştı. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Halkı korkutarak, konuşmasını, yazmasını, protesto etmesini engelleyerek zulmünü gizlemeye, koltuğunu muhafazaya çalışıyor. Sarayın kibir abidesi son günlerde yine hiç şaşırtmıyor milletin ifade özgürlüğüne darbe vuracak sansür yasasına hemen imzayı bastı. Biz bu sansür yasasının yürütmesini durdurulması için anayasa mahkemesine başvurumuzu yaptık. Hafta başında söylemiştim. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu başvuru anayasa mahkemesi için çok ciddi bir samimiyet sınavıdır. Milletin ifade özgürlüğünü, önümüzdeki seçimin adil ve güvenli bir biçimde yapılmasını alenen tehdit eden bu düzenlemenin ilk incelemesini 26 Ekim'de yapacaklar. Demokrasimize, anayasal hak ve özgürlüklerimize yönelik bu tehdide anayasa mahkemesi dur demelidir. Anayasa mahkemesi varlık sebebi olan anayasayı temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini göstermelidir. Değerli basın mensupları, Radyo Televizyon Üst Kurulu Recep Tayyip Recep Tayyip'in üst kurulu olmuştur. Başında bir parti komseri, tüm muhalif kanallara ceza üstüne ceza yağdırmaktadır. Sarayın kibirlisi seçim öncesi elindeki bu sopayı yitirmemek için milletvekili borsası bile kurmuştur. Zulm ile abat olmaya kalkanın akıbeti berbat olur. En son piyango telebire çıktı. Telebir için verilen ekran karartma cezası da diğerleri gibi seçimlere kadar muhalif kanalları susturma planları zalimin zulmünün arşa çıktığının bir başka göstergesidir. Bütün çabaları özellikle seçim satım haline girdiğimiz bu dönemde sebebi oldukları derin yoksulluk ve hayat pahalılığı görülmesin. Yolsuzlukları duyulmasın. İş cinayetleri konuşulmasın. Sadece Cumhur İttifakı, havuz medyası, troll orduları dilediği gibi konuşsun. Sövsün, saysın. Erdoğan istediği gibi itibar cellatlığı yapsın. Yalan yanlış konuşsun. Onun dışında da herkesin sesi kesilsin, millet susturulsun. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, mazlumun ahı indirir şahı. İfade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden, milletin sesinden korkanlar saray duvarlarının ardında tetikçi memurlarının arkasına sığına dursun. Milletimiz yolsuzluğu da, yasakları da, yoksulluğu da yaşıyor. Şimdi artık sandıkta konuşacak. Tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ne yaparsanız yapın konuşacak. Biz de bu sesin parazitsiz duyulması için her türlü önlemi aldık, almaya da devam ediyoruz. Hep birlikte başaracağız. Sandıkta milletimizden çıkacak gür ses belli. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Milletimiz bu istibdat rejiminin aşırını, işini, ekmeğini, yıllarının birikimini elinden nasıl çaldı? Paramızı pul ettiler. Enflasyonu azdırdılar. Bunu ben söylemiyorum. Resmi rakamlar bile söylüyor. O makyajlı resmi rakamlar. Merkez Bankası'nın elinden faiz silahını aldıkları gün tabela faizi yüzde on dokuzdu. Bugün yüzde on buçuk. Ama o gün yüzde on olan enflasyon bugün yüzde seksen O gün 8 lira 60 kuruş olan dolar bugün 18 lira 60 kuruş. Milli paramız o günden bugüne dolar karşısında %55 değer yitirdi. Dünya üzerinde dolar karşısında en çok değer yitiren para birimi Türk lirası. Bizim milli paramız, milli paramız sadece dolar karşısında değil. Yüzde %42 Papua yeni gine kinası karşısında %52,5, Mozambik metikali karşısında yüzde %53, Gürcistan larisi karşısında yüzde %58, işgal altındaki Ukrayna'nın grivnası karşısında yüzde %35, savaştaki Rusya'nın rublesi karşısında yüzde %60 değer kaybetti. Ama şunu anlamak gerçekten zor. Taliban'ın Kaleşnikovlu Merkez Bankası Başkanı bile bizdeki beceriksizlerden çok daha liyakatli çıktı. Türk lirası Afganistan Afgan Afganisi karşısında bile yüzde 53 değer kaybetmiş. Bu ülkeyi bu hale getirmeye nasıl başardınız? Nasıl becerdiniz bunu? Vatandaşın 3-5 kuruşunu elinde avucunda ne varsa enflasyonla gasp ettiler. Peki kimleri sevindirdiler? Kendi batık yandaş şirketlerini ve faiz lobilerini devlet eliyle cumhuriyet tarihimizde görülmemiş korkunç bir servet transferine son bir yılda imza attılar. Kur korumalı mevduat dediler, bankaların ödeyeceği faizi, fakir fukaranın, garip gurebanın ödediği vergilerle milletin sırtına yüklediler. Bu yılın Mart ayından Eylül ayına kadar geçen 7 ayda kur korumalı mevduata ödedikleri faiz 85 milyar lira Buna Merkez Bankası'nın ödediği faiz, buna Merkez Bankası'nın ne kadar faiz ödediğini ise saklıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletin vekillerine bilgi vermiyorlar. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bunlar millete bürokratik, bürokratik vesayetle mücadele, mücadele etme vaadiyle geldiler. Bunu yerine getirmek için seçildiler. Şimdi kendi bürokratlarının eliyle millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclis'e bilgi vermiyorlar. Bu sarayın memurları eliyle memurları eliyle vesayetin daniskasını uyguladığını açık seçik ortaya koyuyor. Allah'ın bildiğini milletten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden niye saklıyorsunuz? Sebebi olduğunuz talanı milletten saklamak için beyhude uğraşmayın. Görünüyor her şey. işte banka karları ortada. Bu yılın ilk 8 ayında bankaların net karı %420 artmış. 5'e katlanmış. 252 milyar lira olmuş. Soruyoruz. Bu ülkede kimin geliri 5'e katlandı? İşçilerimizin, emekçilerimizin, emekçilerimizin mi? Esnafımızın mı? Çiftçimizin mi? Memurlarımızın mı? Emeklilerimizin mi? Hayır. Ama faiz lobilerinin karı 5 kattan fazla arttı. Erdoğan ağzına ne zaman faiz kelimesini alsa bu ülkede en çok yüzü gülen hep faiz lobileri oldu. Bu kural hiç değişmedi. İşte 2003'ten bu yana bütçeden faiz lobilerine yaptıkları ödeme 526 milyar 821 milyon dolar. Bunu aya bölersek her ay bütçeden ödedikleri faiz 2 milyar 222 milyon 873 bin dolar. Güne vurursak her gün ödedikleri faiz 73 milyon 88 bin 363 dolar. Saat başına ödedikleri faiz 3 milyon 45 bin 348 dolar. İşte sarayın faizle mücadeleden anladığı bu. Adalet ve Kalkınma Partisi artık son bütçesi olan 2023 bütçe kanunu meclise sevk etti. Ve gider ayak faiz lobilerini yine ihmal etmedi. Cumhurbaşkanlığının 2023 bütçesinde faiz ödemeleri için tamı tamına 566 milyar lira ödenek koymuşlar. Orta vadeli programdaki ortalama dolar kuruyla 26 milyar 300 milyon dolar çok sevdikleri faiz lobilerine 26 milyar 300 milyon dolarlık son bir çek, çek yazıp bırakmışlar, çekip gidecekler ondan sonra. Meclise bugün sundukları devri saltanatlarının son bütçesinde beşli çetelerine gider ayak son bir kıyada ihmal etmemişler. Geçilmeyen köprüler ve yollar için, yatılmayan hastane yatakları için 2023'te beşli çetelerine ayırdıkları para 102 milyar lira. E tabi 2023 bütçesinde sarayın debdebe ve şatafatı da unutulmamış. Enflasyonu 25'e düşürmeyi hedeflerken sarayın bütçesini yüzde 62 arttırmışlar. 2022'de her gün 11 milyon 199.938 lira harcayacak olan harcayan saray 2023'te artık her gün 18 milyon 183 .726 lira harcayacağım diyor. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Faize, yandaşa, şaf şatafata bütçeden ayrılan para 674 milyar lira ama bütçeden yatırıma ayrılan para sadece 316 milyar lira. Milletimize taahhüdümüzdür. Önümüzdeki seçimde iş başına geldiğimizde bu debdebe ve şatafat bitecek. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olduğunda Yeni Cumhurbaşkanımız Çankaya Köşk Köşkü'nde debdebe ve şatafattan uzak Türkiye Cumhuriyeti devletinin vakar ve asaletine uygun şekilde görevini yapacak. Değerli basın mensupları. Bütçenin sınırlı imkanları faize, yandaşa, debdebe ve şatafata aktarılırsa elbette ortaya çıkacak açıkta borçla kapatılır. Ucube saray rejimi elinde bütçe kanunu ile alınan borçlanma limitleri Artmış demi diyemiyorum. Uçmuş uçmuş. 2017'den 2023'e bütçe kanunları ile alınan borçlanma yetkisindeki artış %100 yüz değil, 200 değil, 500 değil, 800 değil, yüzde bin değil. Tamı tamamına 1292. 2017'de yüzde onluk ilavesiyle 52 milyar lira olan borçlanma limiti. 2023 bütçesinde 727 milyar liraya çıkmış. Ülkeyi şahlandıracak diye milletimize pazarladıkları bu ucu ve borçları şahlandırmış. Bütçenin borçlanma limiti 6 yılda 14 katına çıkmış. Bunun tek bir adı vardır. Beceriksizlik, kifayetsizlik, sorumsuzluk, siyasi iflas. Ama sarayın başındaki bezirgan çıkmadık umut kesilmez demeye devam ediyor. Bu bütçe güya her kesime 2023 hedeflerine uygun kaynakları ayırmışmış. Ya insan 2023 hedefleri lafını söylerken biraz sıkılır. Bu millete 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi vaat eden kim? Sizsiniz. Bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi, ülkeyi 20 ilk 20'den düşme sınırına getirdiniz. Erdoğan 2023 için 2 trilyon dolar gelir vaat etti. Peki getirdiği bütçe ne diyor? 2023'te ülkenin geliri olsa olsa 867 milyar dolar olur diyor. 2 trilyon nerede? 867 milyar dolar nerede? Hedefin yarısı bile değil. Millet Böyle baktığımızda sizden 1 trilyon 133 milyar dolar alacaklı. Yine her bir vatandaşa 25 bin dolar gelir vaat ettiniz. Şimdi bütçede hedefin yarısına bile ulaşamayacağız. Kişi başına gelir 10 bin 71 dolar olacak diyorsunuz. Hadi dünyada kriz vardı, pandemi vardı. 25 bin dolar olmadı bari 20 bin dolar yapsaydınız. Ama yaptığınız ne? 10.071 dolar. İşte bu rezaletin daniskatı, daniskasıdır. Başka da bir izah tarzı yoktur. Millete yüzde beş enflasyon vaat ettiniz ama bugün ipe sapa gelmez ekonomi yönetiminizde Türkiye'yi dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk beş ekonomisi arasına soktunuz. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Bu tablo iflasın ilamı değil de nedir? Ama şimdi müflis tüccarlar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. 2023 vaatlerini yerine getiremeyenler milletten çıkıp bir özür dilemesi gerekiyorken hala caka satmaya kalkıyorlar. Pes doğrusu. Hep söylüyoruz. Bütçe bir hükümetin tercihlerini gösterir. Erdoğan'ın son bütçesinin de tercih, bütçesinin tercihleri de bizi hiç şaşırtmamıştır. Tercihlerinde millet değil faiz dobileri olanlara, millet değil Yandaş ve besleme müteahhitler olanlara, milletin değil, debdebe ve şatafatın peşinde koşanlara milletimiz sandıkta okkalı bir şamar atmaya hazırlanmaktadır. Tüm kamuoyu yoklamalarında gösterdiği budur. Değerli basın mensupları, tam bir hafta önce Amasra'dan gelen acı haberle Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. 41 maden emekçimiz tedbirsizliğe ve ihmale kurban gitti. Sayıştay raporunun bu madenle ilgili bulgularını daha önce paylaştık. Evladını, eşini kaybeden acılı ailelerin şahitlikleri ve söyledikleri de ortada. Bu faciada yaşamını kaybeden madencimiz Soner Akın, acılı eşi Ölge Akın söyledi, Akın'ın acılı eşi Özge Akın'ın söyledikleri ise iman tahtasının altında vicdan taşıyan herkesi sarsacak nitelikte. Patlamadan üç gün önce gaz çok, ama yapacak bir şey yok diyerek madende çalışmaya devam eden Soner Aka, biz sizin keyfiniz değil, bize sizin keyfiniz değil, kömür lazım diyen anlayış, 41 madencimizi bu hayattan koparıp aldı. Ama işte arsız kendini güçlü sanınca haklıyı haksız çıkarmaya kalkar. Bu sarayın iletişim başkanlığının çıkardığı bülten. Şu kağıt parçasına göre sayıştani önerileri dikkate alınmış. Kurum degaj yönergesi uygulanmış. Soma ve Ermenek maden facialarından sonra da madenlerde gerekli iyileştirmeler yapılmış. Bunu hangi kilir kişi söylüyor? Sarayın baş dezo dezenformasyoncusu. Erdoğan da partisinin grup toplantısında burada bu kağıt parçalarında yer alan hususları tekrarlıyor. Biz boşa demiyoruz. Bunların en büyük siyasi sermayesi arsızlık. Yakında bu faciada neden öldünüz diye 41 madencimizi suçlarlarsa hiç şaşırmayın. Dünün güneşiyle bugün çama bugünün çamaşırı kurutulmaz derler. Ama Erdoğan 301 madencimizin katledildiği Soma faciasında ne dediyse aynısını 41 canımızı yitirdiğimiz Amasra faciasında da tekrarladı durdu. Anlaşılıyor ki Erdoğan'ın elinde maden facialarında yapacağı konuşma için standart bir metin var. Facialar faciaların isimleri ve ölenlerin sayıları değişiyor. Ama söylenenler hiç değişmiyor. 8 yıl önce Soma'da yaptığı açıklamada maden kazalarında 1906'da Fransa'da, 1914'te Japonya'da, 1942'de Çin'de ölenleri saydı. 20. yüzyılın başında yaşanan maden facialarıyla 21. yüzyılın Türkiye'sindeki maden kazalarını bir tuttu. O bu sözleri o dönemde büyük tepki yarattı. Ama 8 yıl sonra yine çıktı. Geçen yüzyıl yaşanmış maden facialarını bu kez tarih vermeden aynen sıraladı. Bunlar boş laflar. Ortada tek ve korkunç bir hakikat var. Erdoğan ülkemizi maden kazalarında yitirilen madenci sayısında dünya birincisi yaptı. Nokta. 8 yıl önce Soma'da. 301 canımızı yitirdiğimizde Erdoğan bu kaza en küçük detayına kadar araştırılıyor. Hiçbir ihmalin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz. Olay aydınlatılacak. Hem aileleri hem de kamuoyunu tatmin edici adımlar atılacaktır. Herkes müsterih olsun demişti. Ama Soma davasında suçlu bulunanlar türlü yargı kumpaslarıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden madencilerin avukatlarından başka bugün Soma ile ilgili içeride hiçbir tutuklu yok. Bugün Amasra'daki fadia, facia içinde Erdoğan aynı lafları edip duruyor. Anlaşılıyor ki Soma'da ne olduysa Amasra'da da aynısı olacak. Bir hafta geçti. Denetçi sayıları, savcı sayıları açık arttırmaya çıktı. Ama ortada suçlanan, gözaltına alınan kimse yok. İstifa eden veya görevden alınan da kimse yok. Başta Enerji Bakanı herkes yerli yerinde. Koltuklarına yapışmış oturuyorlar. Ama diyoruz ya bu ucube yönetimin en büyük siyasi sermayesi arsızlık. Arsız neden arlanır? Çulda giyer sallanır. Bizim inancımızda önce tedbir sonra tevekkül vardır. Kendi beceriksizliğine, kendi kifayetsizliğine kader demek Yüce Allah'a iftira atmaktan farksızdır. İşte bu zihniyet elinde memlekette, madenlerdeki katliamlar kader olmuştur. Yoksulluk kader olmuştur. İşsizlik kader olmuştur. Kadın cinayetleri kader olmuştur. Ama hakkını da yemeyelim. Erdoğan'ın tedbir aldığı, hatta aşırı müdebbir olduğu bir yer var. Kendi güvenliği Erdoğan Allah'ın evine giderken bile yüzlerce araçlık koruma konvoyuyla gidiyor. Orada önce güvenliğim sonra kader planı demeyi de biliyor. Hem de nasıl biliyor? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri ortada. Sadece bu yılın ilk 8 ayında Erdoğan'ın korunması için harcanan para 337.722.804 lira. Yani her ay Erdoğan'ın güvenliği için harcanan para 40 milyon liranın üstünde. E peki Erdoğan'ın açıklamasına göre facianın yaşandığı Amasra madeninde Ocak'ta 20 yılda iş güvenliği için harcanan para ne kadar? buçuk milyon lira. Erdoğan'ın güvenliği için bir ayda yapılan masraf Amasra'da iş güvenliğini sağlamak için 20 yılda harcanan paradan fazla. Cumhurbaşkanlığı makamının güvenliği için tabii ki gerekli her türlü önlem alınmalı. Ama şu soruyu da herkes kendine sormalı. Erdoğan kendi güvenliği için aldığı tedbiri madenlerdeki işçilerimiz için de alsaydı sadece son 3 yılda 189 canımız aramızdan ayrılır mıydı? Türkiye madenlerde en çok emekçisini kaybeden ülke olur muydu dünya üzerinde? Bu sorunun cevabını milletimizin ferasetine emanet ediyoruz. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın gardırobu sürekli değiştirdiği gömleklerle dolu olabilir. Ama ahlak gömleğini çıkartan artık hiçbir gömleği giyemez. Giyse bile o gömlek ya pot yapar ya bol gelir. Sayın Genel Başkanımızın Amerika'da bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği vizyon ziyareti anlaşılan Erdoğan'ı çok rahatsız etmiş. Grup toplantısında bu ziyaretin karanlık tarafları olduğundan bahsetmiş. Ne demişler? Kişi kendinden bilir işi. Sayın Erdoğan bu ülkede başbakan olmadan önce Soros'la fotoğraflar veren sizsiniz. Daha partinizin genel başkanı iken Amerika'da karanlıklar prensiyle namı diğer Richard, Richard Pearl gizli saklı masaya oturan sizsiniz. Çizmeli adam dersen belki daha iyi hatırlarsınız. Daha partinizin genel başkanı iken Washington'da CIA'nin Türkiye masası eski şefi Graham Fuller'la görüşmeler yapan da sizsiniz. Dön de bu hasret bitsin diye metiyeler dizdiğiniz hoca efendinizi Pensilvanya'ya yerleştirenin de bu Graham Fuller olduğu herhalde malumunuz. Belki de bu kitaptan kendisini daha iyi hatırlarsınız. Ne diyor bu kitapta CIA'nin Türkiye masası şefi? Sayfa 19'dan okuyorum. Gülen cemaatinin birçok üyesi bugün artık Gülen hareketine bir alternatif olarak değil ama onun siyasi bir tamamlayıcısı olarak AKP'ye katılmıştır. Aynen okudum. İşte o günlerde siyahi mutfağında yazılmış bu kitapta dile getirilenler. Evet. <laughs> Devam edelim. Yine aynı mutfaklarda yazılan bu kitapta pişirilen, muhafazakarlığa takılan, ılımlı ılımsız çeşitli sıfatlar var. Şimdilerde bunlara çok benzeyen muhafazakar devrimci sözü ağzınızdan dökülmeye başladı. Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Erdoğan'a tavsiyemiz bu kelimeleri kulağına kim fısıldıyorsa iyice bir kula kolaçan et. Sonra gider ayak aldatıldım diye milletin huzuruna çıkmasın. Aziz milletimiz, kıymetli yurttaşlarımız. Türkiye güzel ve kudretli bir ülkedir. İnsanlarımız çalışkandır, zekidir. Dünyanın her yerinde bu ülkeyi seven, kalbi ülkesi için atan yurttaşlarımız var. Biz Harvard'da, MIT'te, MIT'de bunu gördük. Türkiye kendi sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan cüceleri sırtından atabildiği gün medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacaktır. Bizim bundan hiç şüphemiz yok. İstibdat yanlıları elbette umutsuzluk, karamsızlık, karamsarlık yaymaya çalışacaklardır. Ama bu ülke geçmişte de çok badireler atlatmıştır. Yine atlatacaktır. Artık karanlığı hep beraber yırtıp atma zamanıdır. Kendi içimizde de tüm komşularımızla da huzur içinde yaşama zamanıdır. Ekmeği, aşı, işi hep beraber büyütme zamanıdır aşımızı, ekmeğimizi hakça paylaşma zamanıdır. Çağrımız milletimize. Katılın bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Onları aktaracağım. Fox TV tarafından yönlendirdi bu sorular. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı bir medya organına verdiği röportajda Yeni Türkiye ekonomi modeli için bunun biraz acı vereceği bir şekilde e, geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini arttıran şey savaş oldu ifadelerini kullandı. Siz bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız? Nebati Bakar'ın yaptığı tam da şecaat arz ederken sirkatin söylemektir. Ya model falan deyip millete yaşattıkları ekonomik buhranın sebebi, sebebi oldukları ekonomik buhranın sebebi oldukları ekonomik yıkımın tam müden yapıldığının ikrarıdır. Bilerek ve isteyerek bu yıkıma sebep olmuşlardır. Şimdi Nebati Bakan çıkıp bir de övünerek bunu itiraf etmektedir. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor. Sandıkta da bu kifayetsizlere gereken cevabı verecek. Efendim, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi ve eşine çocuk tavsiyesinde bulunurken PKK'ların 5, 10, 15 çocuğu var demiş. Bu ifadeleriyle Kürt vatandaşlarının kastettiği yorumları da yapılmıştı. Cumhurbaşkanı bu eleştirilere söylediğim çok açık ama istismar ediyorlar yanısını verdi. Sizin buna ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Aa, neyi istismar ediyorlar anlamadım. Atan, atanmış İçişleri Bakanı gün gün Türkiye'de kalan PKK'lı teröristlerin sayısını verip duruyor. Ağustos sonunda 100 terörist kaldı dedi. Şimdi bu 100 terörist ne zaman bir araya gelip de 5 10 15 çocuk yapıyorlar? Erdoğan çıkıp bunu bir açıklasın. Zırva tevil götürmez. Erdoğan'ın neyi kastettiği çok açıktır. Kendine oy vermeyen herkese terörist damgası vurmayı alışkanlık haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir yurttaşı birinci sınıf vatandaştır. Ve Erdoğan tüm yurttaşlarımızdan bu sözleri sarf ettiği için derhal özür dilemelidir. Bu tevil kabul etmez. Evet. Gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti. Hatta oyday gündeme taşıyan isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanukulu. E, bu konunun araştırılması için bir soru önergesi vereceğini söylemişti medyası. Ancak o önerge e, sınırım grupta beklemede. O önerge verilecek mi? CHP bu iddialara nasıl bakıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silahı asla tevessül etmemiştir. Mehmetçimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz. Ben teşekkür ediyorum.